Engin baba özletme kendini, gel her zaman Londra'ya benim ve arkadaşlarım için sonunda galipsini söyleyebilirsen çok seviniriz, çok teşekkür ederim Gökhan demiş, demin okumuştuk bunu. Evet Engin, biraz senin çocukluğundan bahsedelim. Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdin Almanya Türkiye arasında böyle? Tabii ki annem Alman, evet bildiğiniz gibi, babam aşıkan nişanı. Ben iki kültür arasında bir çatışma yaşamadım hocam. Ben bizim örf adetlerimiz, geleneklerimizle büyütülmüş bir çocukluğum geçti. Bu arada da tabii ki Türkiye'ye sık sık geliyordum çocuk yaşlarında. Köylerimizi, sülalemizi, akrabalarımızı tanıdık. Yani kopuk yaşamadık memleketle buranın arasıyla. Çocukluk dönemin nasıl geçti? Yani kaç yaşında sen Almanya'dan Türkiye'ye gittin? Annen, baban ne zaman Türkiye'ye temelli göç etti? Değil tabii canım. Baban Almanya'yla bağını koparmadı ama. 6 ay bir giriş çıkış yapıyorlar. Evet. Nasıl bir çocukluğun geçti? Nasıl bir çocuktun? Yaramaz bir çocuk muydun? Akıllı bir çocuk muydun? Şimdi çocukluğumdan ben size bir iki örnek anlatabilirim yani. Tabii buyurun. Şimdi ben bir gün uykudan uyandım. Sabah saat 5-6 gibi ben uykudan uyandım. Evet. Baktım ki koltukta bizim bir misafir var. Koltukta o zaman yerini sermiştik. Misafir yatıyor. Baktım bu misafir horluyor. Neyse ben dedim ben şimdi geliyorum dedim. Mutfağa gittim. İşte hamur açtığımız oklavayı bilirsiniz. O kalınlardan mı incelerden? Evet, kalınlardan. Oklavayla kafasına bir tane çektim, gittim, düştüm, geri yattım korkumdan. Sabahına babam kalktı. Bu misafir elinde buz torbası başına koymuş, oy diyor. Kimmiş acaba bu misafir? Ya işte bir misafir. Evet. Diyor ki ya kardeş diyor, sana ne oldu diyor. O da diyor ki babama, vallahi çok güzel bir evlat yetiştirdiniz. Evet. Fakat bu evladınız evlenmeyene kadar, 30 yaşına girmeyene kadar beni acı bir daha davet etmeyin. Bir devam da şöyle, bir gün uyandım. Yine daha okula gitmiyordum, 4-5 yaşlarındaydım. Gardırop, burada ne diyorlar? Gardırop işte, çekirde astığımız portmanto diyelim. Portmanto. Hı-hı. Yes. Türkçe, İstanbul dili portmanto. Tamam. Şimdi neyse babamın ceplerini karıştırdım. Konserden geldi. Ben de bir çakmak buldum. Ne kadar ceket varsa hepsini tutuşturdum. Korkumdan gittim düştüğüm geri yaptım. Ya gözümü bir açtım ki bir tane itfaiyecinin kucağındayım. Camdan merdivenden aşağı taşıyoruz. Evi de yaktım. Evet. Yani çok... Ben bu kafasına oklava vurduğun meşhur kişiyi öğrenmek istiyorum. Yani ismi bende saklı kaldı. Eyvallah. O da bizim sanat camiamızda. Babamın bir sanatçı dostu. Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Herkesin de yakından tanıdığı bir sanatçı dostu. Hocamız. Ellerinden öpüyoruz. Neyse yani anlayacağım. Bana çok akıllı ve efendi bir çocukluğum geçti. Şimdi de gerçi çok akıllı bir efendisin. Yani abi şimdi derler ya, çocukken yaramaz olan bir yüzüm el freni tutmaya başlıyor. Bir tane canlı yayın alıyorum. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Kimle görüşüyoruz? Ben Zümbet'ten, Tebeller Aşiretinden Özkan. Vay! Hoş geldin Özkan kardeşim. 101.8 bizim FM frekanslarına. Musti Show'dasınız. Evet. Buyurun Engin Nurşani ile. Engin, abi şu an Engin abi orada mı? Ben de seni duyuyorum. Ben buradayım Özkan kardeşim, güzel canım. Engin abi nasılsın Engin abi? Teşekkür ederim, beni ta Londra'da da buldun ya, vallahi senden korkulur Özkan. Abi bulunmam, ben sen nereye gittin arkandayım? Sen bulursun, vallahi sen bulursun.